Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan Yıldız. Bugün sizlerle Eylül ayının alışverişini paylaşacağım. Evet, Eylül ayının ilk haftası biliyorum. Zaten ben öncesinden almak istedim. Yani Eylül'ün ikisi gibi sipariş verdim, anca geldi vesaire. Bu arada ben sabredemediğim için direkt ablamlarda açtım kargomu. Çünkü bizim eve kargo gelmiyor. Haliyle ablamlara geliyor. Neyse, ne diyordum? Bu kitaplardan iki setini ben aylardır almak istiyordum. Öyle böyle değil. Ama öncelik kitaplarım başkaydı. Demir Alev'i almak gibi, Bronz 2'ydi vesaire. Başka öncelik verdiğim kitaplar vardı. O yüzden tabii ki de biraz geç oldu. Bir de normalde ben popüler kitapları kolay kolay almam. Popülaritesi düştükten sonra alırım. Çünkü zaten binlerce kişi okuyor, yeterince yorum görüyorum ve spoiler yediğim için istemiyorum. Böyle birazcık unutunca falan o zaman alıyorum. Neyse, videoya geçelim. Şöyle yapalım. Bunu açamıyorum ben. Neyse, heyecanlandık. Hani bir tane laf var. Türkçe'de der ki, grote heyecani bu. Aynen böyle bir de öyle. Değil mi Eda? Değil mi teyze? Grote heyecani bu. Bu ay aldıklarım, yani Eylül ayı için aldıklarım ve önümüzdeki aya kadar da zaten alamayacağım. Bu arada yakında böbreğimi satsam da hiç şaşırmayın. Evet. Şimdi size böyle direkt açarsam görürsünüz içinde ne olduğunu. Maalesef göremiyorum şunu. Şöyle içinden bir kutu çıkıyor. Şunu ayıralım. Şu şöyle hop attık. Şimdi işin cıvcıvlık kısmı, şunu ayırıyoruz şöyle. Tek tek kitapları çekiyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bu size gidiyor. Ben bunu çekilişle birilerinize vermek istiyorum. Bunu kendi kitaplarımdan bir tanesini ve başka bir tane daha hediye olarak 3 tane kitap hediye edeceğim. Okumak isteyenler için beni takip edebilirsiniz tabii ki de. Şunu şöyle ayıralım. Evet. Çok istediğim işte o set. Bu niye açık? Neyse. Çok istediğim o set. Lanetle Cadılar Meclisi. Lan bu şey değilmiş, bu ciddi değilmiş. Gerçi burası da hasar almış. Neyse. Şu şöyle. Tamam mı? Bu şöyle. Bu bana tabii ki. Şu da şöyle. Galiba bu bir, bu iki. Neyse, çok güzel görünüyorlar bu arada. Bayıldım. Değil mi Eda? Bu da kutusu. Bu niye var bilmiyorum ama galiba içinde kalmaya devam edecek. Şunu şöyle koyalım. Bunların içeriğine sonra bakacağız. Önce bir hepsine bakalım neyin ne olduğuna. Bir tane de özel şey vardı, set vardı. Onu sipariş etmiştim. Özel seti sen niye sipariş ediyorsun? Yani ne oldu? Neyse. Bu bana. Bu size. Bu da ona. Evet. Bayıldım. Kutu tasarımına bayıldım kesinlikle. Bunu açmaya bile kıyamıyorum. Bundan bir tane de size mi sipariş etseydim ya? Değil mi? Bu ciddiymiş. Şurada şöyle bir şey var. Durun, bunu hemen bir açalım. Bakmaya doyamıyorum ya. Neyse. Şuradan şöyle açıyorum. Tırnağımı da koydum. Tırnakları kesersem ve biber çıkarırsam olacağı bu. Şey diyecek olanlar var. Sen kim? Biber çıkarmak kim? Yemin ederim aynen öyle. Ben kim? Biber çıkarmak kim? Bu galiba harita gibi bir şey. Aşırı hoşuma gitti. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ben böyle kutu tasarımlara bayılıyorum. Bu da hasarlı. Ya ben bu BKM'den anlamıyorum ya. Hep bana hasarlı gönderiyorlar ha. Hep hasarlı. Bakın bu da hasarlıydı. Şu nasıl? Tamam. Yo, ben bunları tam adresten aldım. BKM değil.
Tam adres. Tam adres miydi? BKM miydi? Hatırlamıyorum. Neyse. Bu sağlam. Neyse bu sağlam en azından. Şu da böyle bir şey. Hadi bismillah. Heyecanlandım. Değil mi Eda? Evet. İşte o heyecanlı olduğumuz an. İçi boş. Kesinlikle içi boş. Baksanıza. Neyse bu da güzel. Mesela burasını koparıp ayraç da yapabilirim. Ama kıyamıyorum ya. Ya da bunu kitap kapağı falan mı tasarlasam bunu? Süper olurdu ha. Ben buradaki kitapta sevdik diye yazıyor ya. Onları sıkıntı var gibi. Bu iki, bu bir. Evet. Yedi kalan bir oyun vazan. Evet. Bu da şu şekilde. Yanlış değil. Oho, düştü. Düştü. Evet. Umarım ben çıkmadım. Bu ne? Güç iktidar çağrıştırır. İktidar ise sadece hak edenin olmalı. Bana itaat etmeyen bir orduyu helak etmekten çekinmem. Yani güzel. Ve şöyle bir tane yanlış değilsem poster. Benim posterlerim iki tane var. Bunun dışında da bir tane bronzunki vardı. Oho. Özel tasarımı hak eden bir şeymiş. Maral Atmaca. Ben bu kadını çok beğeniyorum ya. Yazım tarzına da beğeniyorum. Bunu daha önce şeyde okumuştum yanlış değilsem. Wattpad'da okumuştum. Bayıldım. Evet, şu kadın. Şöyle göstereyim. Ben bunu seviyorum yani. Şu birleşmiyor değil mi? Şunun böyle birleşik hali olsaydı var ya. Öf. Neyse ben de çok abartmayayım. Puntoları. Yo normal. Bunun puntoları normal. Güzel. Şöyle bir şey varmış. Şuraya bakın. Harita. Bayılıyorum böyle tasarımlara. Aşırı derecede. Şuraya bakın nasıl güzel. Ama burası darbe almış ya. Ya da tasarlarken mi sıkıntı olmuş? Aynen darbe almış. Zorla bastırmışlar gibi bir şey olmuş. Bir bana mı öyle geliyor ya? Neyse. Bir de şunun şu kısmında da böyle bir şey var. Bu da herhalde ha şöyle göstereyim böyle bir şey. Ha bir de şunu da öyle göstereyim de bir dakika. Ha. Şöyle bir şey var. Kendim bakmaktan ekrana gösteremiyorum. Bu arada benimkisi telefonla çekimi yapıyorum. Samsung'da. Reklam değildi zaten Samsung niye bana reklam versin? Oho. Oho. Bayağı iyi. Neyse. Şu birincisinin kitabı. Ya birinci kitabın zımbırtısı. Umarım diğerine de poster vardı diyeceğim ama hiç sanmıyorum ya. Hiç sanmıyorum. Şöyle. Nasıl göstereyim? Şu şekilde mi tutayım? Bu arada gerçekten posteri aşırı kaliteli. Baya baya iyi kaliteli. Neyse. Sen de şöyle alalım canım benim. Bunu bu arada ilkini niye daha önce almadın diye soran olacaksa alamadım. Param yoktu kısacası. Bunun da şöyle. İkisi aynı mı ya? Yok değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu ikisi aynı değil. Bir tane kitapta görmüştüm. Böyle yan yana gelince hepsi aynı oluyordu. Şeydi Medoran günlüklerdi galiba. Onu alamadım ya. Onu da param yetmedi. Kıyametin isyanı başlıyor. Şunun bak nasıl görüyorsunuz mu kaliteli. Şu kaliteye. Ve masanın sonunda aynen şunu yazacaktı. Biri vardı ama biri yoktu. Biri ölüme gitti. Diğeri hiçliğe. Biri sustu sonsuzlukta. Diğeri var yansın etti. Ona kalan yalnızlıktı. Şimdi kalan darmadağın. Giden hisli, giden kırgın ve giden dönmeyecek kadar küskün. Hadi be. Şimdi nereye gidiyorum? Şu da şöyle. Şu da şöyle. Böyle. Aynen böyle. Biri arıyor beni. Şimdi... Bu da böyle. İkisi aynı mı bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Aynı değil galiba sanki ya. Şöyle. Kıyametin isyanı başlıyor.
Canım benim, madem kıyametin isyanı başlıyorsa o zaman üçüncü kitap da gelecek. Hay içine. Oo, galiba bir dakika, burada da bir şey var. Hadi canım. Şu da varmış. Şöyle göstereyim ha. Şu şekilde. Diyor ki, ne gönüllü ne de mecburi öyle olacağını bilmezdik. Ne 12 ayın günahı ne de salının laneti. Bana adını söyle. Adım Ozan canım benim. Bana sormadığını biliyorum. Burada da bir tane daha. Bu arada ev benim değil. Oğlum. Tamam. Bunun da şöyle faniler. Şeyi bana hatırlattı. Kızıl goncalar, faniler diye. Bu da şöyle. Tamam mı? Bu ne, hiçbir fikrim yok. Bunu da bilmiyorum. Ya ben bunu okudum da ben bunu ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Ben mi okumuştum? Biri mi bana anlatmıştı? Ha evet, hatırladım. Arkadaşım bana anlatmıştı. Eski bir arkadaşım. Eskide kalmış bir arkadaşım. Bu arada bunları kıyaslayacaktım. Aynıymış. Yok, değilmiş. Aynı değilmiş bunlar. Bakın. Şu şöyle. Bu da böyle. Aynı değiller yani. Şu şekilde göstereyim. Aynı değiller kesinlikle. Bu galiba birinci kitaptı. Evet, bu bir. Şu birinkine koyayım hemen. Bunun da puntoları çok küçük değil. Ben burada bir şey gözüme ilişti ya. Şu. Açlık. Bana sunduğu şey belki de beni bir süre daha açtıracaktı. Benim dışımdaki birçok ruhu katlederdi. Bunların hangisini önce okuyacağım diye diyemem. Tamam mı? Bilmiyorum çünkü. Aldıklarım şunlar. Bunlar benim. Şu Cadılar Meclisi de benim. Şöyle göstereyim. Bu da size gidiyor. Son değildi. Evet. Şunu ben çok merak ediyordum. Aşırı merak ediyordum. Bunun... Şunun şöyle gülleri var. Ben niye bu kadar abartılı seviniyorum biliyor musunuz? Çünkü kendim de kitap tasarlıyorum. O yüzden. Cadılar Meclisi. Aa, bak şunu hiç düşünmemiştim. Şöyle bir ayracı var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ayracı var. Aa, ikisi aynıymış. İki tarafta. Tamam. Bu ne biçim cadılar meclisi ya? Cadıya benzer bir halleri de yok. Ne diyor? Sivri dişleri açığa çıkarırken elmacık kemiğindeki yara ruhani güzelliğine gölge düşürüyordu. Birden bakan yanağını lekelemişti. Bakışları elimde tuttuğum kazığa kaydı. Ardından gözleri benimkilerle buluştu ve bakışlarındaki vahşilik daha da karanlık bir hal aldı. Bana doğru bir adım atarak, dikkatli ol küçük cadı dedi. Bir noktada tüm bunlar eğlenceli olmaktan çıkacak. Puka Yayınları, Puka Yayınları. Güzel. Bunları ikisini koyayım buraya. Bunun da puntoları çok küçük değil yani. Bunda poster yok galiba. Olması da gerek var mı bilmiyorum. Ha, siyah sayfalar da varmış bunun arasında. Hello. Neyse, spoiler da kendi kendime yedirmeyeyim. Bunun bir tane... Ha. Burada da galiba muhtemelen ya evlenmişler ya da sevgililer. Başka açıklaması olamaz. Bu da lanetle. Aynı yani. Ön arkası. Bunun da puntoları çok küçük değil. Çok da büyük değil. Bir tane şey vardı ya. Bu orta boy. Bu biraz daha sanki bir tık küçük. Muhtemelen bu 12'nin 12 puntoyla yazılmış. Bu da 13 ya da 14 gibi geliyor bana. Şuna hiç bakmadım bu arada. Mühim hadiseler. Bunun puntoları küçük. Hem de bayağı küçük. Maşallah var. 1000 sayfa yapardınız mübarekler. Neyse. Ay, şu cadı da bırakmıyor. Ben bir şeylerle uğraşayım. O da süt bezi. Süt veriyor da. Neyse işte. Şunları geri koyalım. Galiba ben bunları çok beğendim. Bu arada bunu ben Instagram'dan duyuru yaparım. Şuraya. Şöyle parmağım da güzel. Ya şuraya yazarım ya. Şu. Nerede kamera? Heh. Şu aşağı kısma yazarım. Instagram adresini. Zaten yazar Ozan Yıldız yazarsınız, bulursunuz. Demem o ki, bu size hediye olarak gelecek. Bir iki tane daha kitap var hediye olarak gelecek olan. Onları da biriktireyim, size hediyelerinizi öyle dağıtayım, olur mu? Görüşürüz.